Öncelikle tabii ki de bütün yani arzumuz, isteğimiz bu pandemi sürecinin bitmesi. Yani vakaların azalması, ölüm oranlarının şu zamanki ne kadar düştüğü gibi düşmeye devam etmesi. Ve nitekim bunun sonucunda hayatın normalleşmesi. Bu hayatın normalleşmesinin arasında tabii ki de bizim yaptığımız meslek diyelim, futbol çok büyük bir öneme sahip. Çünkü sosyal anlamda insanların da rahatlatabilecek, rahatlayabileceği bir mecra. Çünkü hakikaten birçok kitleye, insana hitap ediyor. Dolayısıyla bizim bu işi yapmamız, yani maçlara başlamamız onlar için de yani ben fayda sağlayacak, psikolojik anlamda rahatlatacağını düşünüyorum. Tabii bu sürecin başından bu yana bir tehlike boyutu var mıydı? Vardı. Şu an hala devam ediyor mu? Ediyor. Ama bunların da hepsinin yanı sıra bizim sonuçta bağlı olduğumuz bir federasyon var. Özel bir yapı. Kendi kararlarını kendi alabilen bir yapı. Biz de bu federasyona bağlıyız. Bu yapıya bağlıyız. Dolayısıyla onun kararları neticesinde bu organizasyonlar yapılıyor. Onların da son toplantısından sonra görüşleri 12 Haziran'da başlamasıydı. Eğer ki bu sene bu lig oynanacaksa bizim arzumuzu isteğimiz tabii ki de bir an önce oynanması olur. Bunun için biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Bayram öncesi çok yoğun geçti ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çift yani her gün iki antrenmanla tempomuza devam ediyoruz. Çünkü 12 Haziran'a da çok fazla bir süre kalmadı. Fiziksel olarak kendimizi en üst düzeyde hazırlamaya çalışıyoruz. Arada testlerimiz yapıldı. İşte en başında bir tane arkadaşımız pozitif çıkmıştı. O daha yeni aramıza katılıyor. Bu süreçte, bu antrenman sürecinde yine federasyonun verdiği talimatlar doğrultusunda yaptık. Tabii ki de eski günleriyle karşılaştırdığımızda çok büyük farklılıklar var. Yani toplu yemek yiyemiyoruz ya da toplu soyunma odalarını kullanamıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız antrenmana geldiğimizde kimi arkadaşımız antrenman biter bitmez evine gidiyor. Kimi arabasında üstünü değiştiriyor. Yani tabii ki de normal şeyler yaşamıyoruz. Dolayısıyla biz en başından beri konuşurken biz bu süreci fiziksel anlamda bu kaybımızı toparlarız. Fakat psikolojik anlamda ne yapabiliriz emin değildim ben. Hala da emin değilim. Çünkü yani sadece bu hocalarımız da bunu yapabilecek durumda değil. Çünkü onlar da herkes etkileniyor bu durumdan. Fiziksel kondisyon anlamında hiçbir eksiğimiz yok. Hocalarımızın talimat doğrultusunda her şeyi yapıyoruz. Ama mental anlamda ister istemez yani siz ne yaparsanız yapın. Kimi arkadaşımız çok bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Kimi arkadaşımız daha evhamlı. Kimi arkadaşımız belki biraz daha rahat. Ama dediğim gibi biz bir topluluğuz. Bu üst düzey performans alabilmemiz için herkesin hem fiziksel hem mental anlamda sağlam olması lazım. Psikolojik anlamda rahat olması lazım. Psikolojik anlamda dediğim gibi %100 değiliz. Ben sadece bizim değil birçok takımın olmadığını düşünüyorum. Ve bu sürecin antrenmanların başlamasından bu yana bir de şey belirsizliği vardı. Yani maç oynanacak mı oynanmayacak mı? Daha sonrasında bir tarih belirlendi. O tarihte oynanacak mı oynanmayacak mı? Yani 10-15 günlük bir süre kalmasına rağmen bugün bile emin değiliz 12 Haziran'da oynanacak mı oynanmayacak mı? Bu belirsizlik bizim tarafımıza tabii ki de olumsuz etkiliyor.